Efendim Akustik Aynı'ya hoş geldiniz. Bugün konuğumuz ve arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar. Yıllar sonra sizi burada görmek çok keyifli. Ben yıllardır dinleyicinizim. Bir türlü bu şeyi başaramamıştık. Stüdyo ortamını başaramamıştık. Aynen. Evet, pandemide birbirimize değdik ama o sıra garip bir zamanda. Şimdi hala garip zamanlar devam ediyor gibi. Ne diyorsun Kore? Hayatta böyle bir şeyler sanki ondan sonra çok ileri gitmedi gibi. Geri gitti hatta, yani bakacak olursan geri gitti. Bakalım yani... İlerleyebilecek miyiz, bir arpa boyu göreceğiz. İnşallah 2023'ten umutluyuz ama bakalım. Umut çok sevdiğimiz bir şey, evet, nihayetinde. Evet. Umutsuz olmak zaten saçma. Peki bir soruyla başlamak istiyorum. Sorum şöyle. Bir insanın yeni bir şeyi ortaya çıkartırken, bir eseri ortaya çıkartırken bir beslenmeye ihtiyacı var. İnsan her şeyden beslenebilir bu arada. Yani yokluktan da beslenmek mümkün. Çok varlıktan da beslenmek mümkün. Mutsuzluktan. Her şeyden beslenebilir insan ama nihayetinde belirli bir kaygı seviyesinin üzerinde olmak insanı bir şey üretmekten alıkoyma ihtimali olan bir şey mi sence? Bence değil. Öyle olsaydı Türkiye'de sanat eseri ortaya çıkmıyor olurdu. Yani kaygısız bir insan ülkede bilmiyorum, yani çok az vardır bence. Ve cayır cayır da güzel şarkılar dinliyoruz aslında bakacak olursan. Çok güzel şarkılar çıkıyor. Yani demek ki bu önerme çok doğru bir yere gitmiyor gibi geliyor bana. Doğru, katılıyorum yani. Çok fazla şey çıkıyor olması ama aynı zamanda çok kötü şeyler de çıkmıyor. Evet, tabii. Orası da öyle. Yani güzelliklere bakalım biz. Güzel şeyleri de görüyoruz. Tabii ki. Siz uzun zamandır çok iyi müzik yapıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde hakkınızda hep iyi yorumlar var. İnternetin her tarafını tarayınca sizin için çok sağlam bir grup. Ne kadar güzel çalıyorlar. Ülkede iyi müzik yapan gruplardan bir tanesi gibi bolca yorum görmek mümkün oluyor. Bu çok hoş bir şey. Böyle bir tarafta olmak çok hoş bir şey. Siz başladığınızdan bugüne her şey çok değişti. Evet. Yani biz başladığımızdan bugüne de her şey çok değişti. Tabii de yani hani siz bizden daha da eskisiniz. Düşünsenize ilk insanlara müziğimizi dinletmenin yolu herhangi bir streamingten geçmiyordu. Evet. İnsanların gerçekten bir şeyler indirmesi falan gerekiyordu, evet. Ya da satın almaları gerekiyordu. Biz lisede kurulduk. O sırada hatta streaming, işte MySpace'ler falan, onlar da yoktu yani biz lisedeyken. Ya da vardı da yeni mi başlıyordu? Öyle MySpace bir şeydi 2006 herhalde. Falan galiba. Yokmuş bak. Yokmuş demek ki biz lisedeyken. Biz kurulduğumuzda şeyi hatırlıyorum, böyle demo kayıtlar yapıp onları işte CD'ye basıp elden dağıttığımızı, başka liselere o CD'lerin dağıldığını falan hatırlıyorum. Bizim üniversiteye gelişimizle beraber bu MySpace'ler vesaireler başladı. Hatta yarışma, değil mi, şey, Be The Band'de şeydi, MySpace üzerinden alınıyordu aslında şeyler, başvurular. Tabii çok şey değişti ya. Çok şey MySpace değişti yani. Çok acayip bir şeydi. Hepimizin bir şekilde aynen ucundan öyle değdiği ama bir şekilde yaşatılamamış bir platform, evet, ya. Evet, gerçekten öyle. Güzeldi bence. İyi bir kafaydı yani. Ben yakın zamanda böyle bir hatırlamaya çalıştım. Nereden müzik dinliyorduk, ne oluyordu diye. İlk şeyin fizinin çıktığı zaman hatırlıyor musunuz? Bayağı groundbreaking bir üründü. Evet, evet. Ne arasak buluyorduk içinde. Çünkü bütün platformları çekiyordu. Öyleydi değil mi o ya? Yani en başta... Düz bir sayfa, şey bir tane search var, yazıyorsun, evet, ve dinliyorsun. En başta şey değildi o böyle, hani büyük markaların bir şey değildi. Şeyi değildi, doğru. O yani. Bağımsızdı zaten. Evet ya, doğru. Fizi öyleydi hakikaten. Sonradan girdi bünyeye. Evet. Aynen. Sonra işte tabii uzun süre YouTube oldu hayatımızda. Arada kesintiler oldu YouTube'da. Biz ilk yayın yapmaya başladığımızda Vimeo'ya yüklüyorduk bölümleri. Oo, çok iyi. YouTube'u ezik buluyorduk o zaman. İnanılmaz saçma ama gerçek. Vimeo'nun görüntü kalitesi biraz daha mı iyiydi? O zaman öyle bir şeyler vardı. Evet, o zaman daha iyiydi. Şimdi hala daha iyi ama stream etmekte çok zorlanıyor. Yani çok yavaş bir platforma dönüştü. Hey gidi günler, gerçekten çok 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 acayip zamanlar geçti. Kimleri dinliyorsunuz bu aralar? Bu aralar ben bayağı bir metale sardım bu sıralar. Çok iyi. Normalde işte caz okudum ama bu sıralar nedense, artık ülkenin durumu nedir, bayağı sert bir şekilde metal dinliyorum. Ben de dinliyorum bu arada. Metal bayağı. Ben Baltazar dinliyorum genelde. Hani, Baltazar çok iyi. Aynen, hatta konseri de kaçırdım. Çok içimde kaldı. Evet, gidemedik. Ben de gidemedim. Valla ya benim de son dönemde en yani yeni çıkanlardan Baltazar diyebilirim ben de, yani en çok dinlediğim. Onun haricinde valla şöyle bir durum, Fransızca bilmiyorum ve bir ara şarkı yazma konusunda böyle bir çıkmaza girdim. Bu bizim bu son beşliği yazacakken son şarkıyı, Sıradan Yaraları yazacağım, yazamıyoruz bir türlü. Çıkmıyor çünkü bir şey. Ve hani böyle bir
bir akor geçişleri, işte bir takım melodik yapılar vesaire belki bana bir fikir verir vesaire diye Fransızca bilmediğim için Fransızca şarkılar dinlemeye başladım. Çok da sevdim bu arada. Çünkü yani sözleri bilmeyince sadece melodi kısmına odaklanabiliyorum. Ve çok ciddi şekilde ciddi bir hayal gücü tetikliyor evet, bu anlamda. Evet aslında öyle gerçekten öyle. Bir de oldukça melodramatik bir politik yapısı var. Çok acayip şeyler var yani çok acayip müzikler duydum orada. Onun haricinde bende de metal var bu ara. Çok fena metal dinliyorum yani. Çok iyi fikir bu arada. Bu ara ben biraz daha elektronik tarafta Bonobo dinliyorum, Monolink dinliyorum. Biraz o şekilde ilerliyorum. Bir de genelde yeni release'lerde beğendiğim şarkıları ona göre önerdiği şarkıları dinliyorum. Yani çok fazla aynı şeyi dinlememeye çalışıyorum bu ara. Çok böyle o yüzden spesifik bir artist olarak veremeyeceğim ama biraz daha elektronik. Ben de bu arada o elektronik tarafa geçtim. Çok böyle müthiş bir ilgi sahibi değildim aslında. Loop eden müziklere karşı. Fakat son zamanda nedense o içinden çıkamadığımız kısa riffler, üst üste aynı riffi farklı tonlardan duyma fikri hoşuma gidiyor. Bir şey söylemiyor olması şarkının hoşuma gidiyor. Daha böyle bana bırakıyor olması arkada falan. Arkada çalsın gibi evet, değil mi? Evet biraz arkada çalsın dünyası oldu. Ama her hafta yeni release'lerle alakalı biz ofiste bir çalışma yürütüyoruz. Çok ilginç bir çalışma. Bize gönderilen şarkıları ve aynı zamanda Spotify'ın o release haftasında gösterdiği kadarını yani görebildiğimiz kadarının tamamını dinliyoruz. Sonra onların içerisinden bir seçki yaratıyoruz ve o seçkiyi her hafta paylaşıyoruz. Bunun için bir tane playlistimiz var. Haftanın en iyi yenileri bu playlistin ismi. Herhalde 1000'e yakın insan falan takip ediyor an itibariyle. Fakat şeyin farkına vardım. Düşünün Spotify'da editörsünüz. Ve bir hafta işte bütün şarkıları dinlemeniz gerekiyor. Çok mümkün değil iş. Ki bu. Çok zor iş yani. Ya mümkün değil. Bir de nasıl not verebilirsin ki yani? Nakarattan sonra geç falan. Yani öyle oluyordur bu arada. Bir sürü şarkı. Olacak. Dolayısıyla yani şarkının ilk 30 saniyesi ya da belki direkt kafadan ileri aldıysa mesela orası falan. Yani spesifik bir partının belki müthiş bir sürprizle bitiyor şarkı ama kimse duymayacak. Evet aynen öyle haklısın. Ne yapsınlar abi? Ya sonuçta sürekli bir üretim abi, daha var. Daha fazla editör olsun. Aynen daha fazla editör olmalı. Aynen bu işin çözümü bu yani. Aynen, daha fazla editör gerçekten olsun. Üretim de çok fazla abi. Her şey çıkıyor yani. Abuk subuk şarkılar da var işte başından sonuna kadar. İşte Galatasaray'a küfrediyor mesela. Var mümkün. Öyle şeyler de mümkün. Var. Çok iyi. Ben şeyi de yakalayamıyorum. Şimdi biz hani yaşça artık yeterince genç sayılmıyoruz. Ben genç olmaktan çok hoşlanıyordum ama artık hani orta yaşlı bir insanım ve gençlerin özellikle 16 yaşla işte 19 yaş arasındaki gençlerin konuştuğu jargonu da bilmiyorum. Yani kelimeleri bilmiyorum. Onların aralarında neyden etkilendiklerini bilmiyorum. Dolayısıyla rap müzikle çok ilişki kuramıyorum. Çünkü benim anlattığım şeyler, benim hissettiğim şeyler orada dönmüyor nihayetinde. Yani evet. Ezel öyle değil mesela bence. Yani ilişki kurabiliyorum. Katılıyorum. Evet. Yazdığı sözlerle. Yaşıtımız diye herhalde belki evet, biraz da. Tabii. Bizim jenerasyon aslında çünkü. Aynen öyle. Ama evet yani şu an benim de ismini dahi hatırlayamadım ama çok popüler olan bir sürü var. Nasıl geçiyor bir albüm yapma süreci? Neler oluyor? Yani bir şarkı yapmadığın evliyatında nelerle uğraşıyorsunuz? Şarkıların seçimine nasıl karar veriyorsunuz? Hangi şarkının yapılacağı konusuyla ilgili verdiğiniz kavgalar nasıl şeyler? Yani o konuda her şey benim bir obsesyonumla obsesifliğimle başlıyor galiba. Çünkü bir şarkı ya da bir albüm sürecine başladığımızda bizim WhatsApp grubuna sürekli taciz ediyor oluyorum. Böyle atıyorum aklıma bir nakarat geliyor ya da bir şarkı sözü bir şey geliyor. Hemen onu telefona kaydedip atıyorum. Ama öyle nasıl gibi hani aynen. Ama olur iki, mu? 2 saat sonra başka bir versiyon daha atıyorum falan. Biraz rahatsız edici oluyorum galiba o dönemde. Ama nihayetinde yani hangi şarkının işte nasıl bir kafayla, nasıl bir soundla, nasıl bir düzenlemeyle güzel olacağına bir ortak kararımız oluyor. Ya o genel hatlarını belirledikten sonra da kayıtlara başlıyoruz. Şarkıları öldürmüyor musunuz? Abi aynen burada derken girmek istiyorum. Koray'ın gerçekten bu konuda hakkı ödenmez. Hani ya şarkıları o öneriyor bize aslında. Hani bunu yapalım mı yapmayalım mı? Abi bazen mesela Dünya Can'la biz çok sert çıkışıyoruz genelde. Hani abi olmaz ya. Hani yapmayalım. Tabii tabii ki diyor yani. Bozuluyor mu? Bozuluyor. Tabii canım biri duygularına laf ediyor yani. Ya, sormayın ne yapayım. Kızıyorum bazen de böyle ama şey
yazarak değil yani. Buna dair arkalarından konuşuyorum. Yakın ama. Zamanda bir belgesel izledim. Seyircileri de önereyim. Belki siz de izlemişsiniz vardır arada. Head Full of Dreams. Amazon platformunda yaşıyor bu arkadaşımız. Bir Coldplay belgeseli. Coldplay albümü değil miydi diyecektim ben de. Sky Full of Dreams de albümün ismi. Bu da Head Full of Dreams de belgeselin ismi. İzleyeyim ya. Bu albümün ilk konserine kadar Coldplay'in doğduğu günden o güne kadar olan süreci işliyor. Çok şanslı bir şekilde üniversitedeyken bu arkadaşlarımız üniversitede kuruyorlar grubu. İlk konduğu günün bile video kaydı var. Çünkü bir arkadaşları videographer ve bütün hayatlarını çekmiş. Dolayısıyla inanılmaz bir footage var. Çok iyi. Çok büyük şans yani. Denk gelmiş. Hani bu kadar ünlü olmasalar da o kadar çöp footage olmuş olacaktı yani, öyle düşünün. Çocuklarına izledi. Aynen, çocuklarına izleyecekler. Öyle olacaktı yani. Evet. Dolayısıyla tabii işte bu dünya seviyesindeki noktaya çıkınca bir sürü kavgalarını da görmek mümkün. Efendime söyleyeyim gruptaki davulcuyu onlara eşlik edemiyor diye 3. albümün öncesinde gönderiyorlar. 3. albüm en başarısız oldukları albüm. Hangisi? Fiction'un içinde olduğu albüm. X and Y mıydı? Evet, X and Y. Galiba 3. Evet. Evet. Rush of Blood to the Head 2. X and Y 3 olsa gerek. Evet, evet bu albümde bu albümün işte en başarılı şarkısı Fiction ki zaten worldwide hit nihayetinde. Ama velakin geri kalanından memnun kalmıyorlar ve 4. albümde gidip kapısında yatıyorlar davulcunun. Geri gelsin diye. Tabii çünkü davulcu şarkıların hangileri olması gerektiğine karar veriyor. Oo. Şey olay o. Yeni bir şarkı yapmıyor. Yeterince hiç almıyor olabilir ama hangi şarkı olması gerektiğini karar merci. Ya evet. Ya, grup dinamiği çok acayip ya, bir şey evet, yani. Ya evet. Ben ne kadar işte üzülsem de canım sıkılsa da 4 kişinin sağduyusuna kulak vermek her zaman en doğrusu oluyor aslında. Kesinlikle yani. Öyle. Ya bir de hani çok yıllar insanlar birbirleriyle beraber çok yıllar geçirdiğinde birbirlerine dair olan inançları da bekledikleri de garip garip seviyelere çıkabiliyor. Ben şey sormak isterim. Geçtiğimiz günlerde çok böyle yakın birkaç arkadaşımla aramızda konuştuk bunu. 10 yılın üzerinde birbirini tanıyan insanlarsa oradaki sohbetten bahsediyorum. Ya beni tanıdığında ben biriydim. Aradan 10 yıl geçti. Şimdi başka biriyim. Tabii ki köklerde benzerlikler sergiliyorum ama bir değiştim, geliştim belki. Bazı yerlerim belki törpülendi filan filan. Hiç düşündün mü ben ne kadar değiştim? Yoksa benim ilk gün aklına ne geldiyse o günkü ön yargılarınla mı kabul ediyorsun? Belki bende bir şeyler değişmiştir. Vallahi değiştim bende bir şeyler. Dışarıdan gözlere sormak lazım. Ya, muhakkak değişen. Yani tabii. Belli başlı şeylerim var. Bizim grup bana şey gibi geliyor. Biraz birbirimizin safe zone'u gibiyiz. Dışarıda tabii ki hepimiz çok değiştik de. Buluştuğumuzda yine o biraz... Biz çocuksu, çok küçük yaşta kurduk çünkü. Yani dönüşüyoruz. 15 yaşında kurduk biz grubu. Lise bitti, üniversiteyi beraber geçirdik. Üniversite bitti, sürekli beraber takılmaya devam ettik. Eskisi kadar takılamıyoruz. O var mesela, büyük değişiklik. Ama yani eskisi kadar takılamıyoruz dediğim, yıllarca birbirimizi görmüyoruz değil elbette de. Her hafta beraberdik yani. Hani bir dönemimiz öyleydi. Ama yani şu anda da işte bir araya geldiğimizde gene saçma sapan geyikler. Denizli'deki bir lisedeki bir tanıdığımızla alakalı bir şok bilgiye böyle kahkahalarla gülmeler falan. Çocuklaşıyoruz hakikaten bir araya geldiğimizde. Değiştiysek de bence dışarıya karşı değişmişizdir ama kendi içimizde yine karşı, evet. O ilkokul, ortaokuldaki arkadaşlarız yani. Aynen öyle. Muazzam bir dünya bence. İnsanın hayatında belli bir zamanın üzerindedir insanlar tutuyor olması çok acayip. Ben bazen böyle hayatımda çok eski arkadaşı olmayan insanlarla tanışırım. Yaşça nispeten büyük insanlardan bahsediyorum. Hı hı. Kimseden 15 yaşında 10 yıllık arkadaş olmasını beklemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ve şaşırırım, Allah Allah, niye bu insan hayatında birilerini bugüne taşıyamamış? Ne gibi bir problem varmış acaba diye çokça düşünürüm. Bu hep bana bir güvensizlik verir mesela. Vallahi doğru bir bakış açısı. Ben hiç böyle düşünmemiştim ama haklısın. Bir pencere açtı evet. Şu an. Gerçekten açıldı yani. Bir pencere açtı. Ben böyle değerlendireceğim bundan sonra insanları. Güzel. Senin kaç yıllık arkadaşın var? en eski arkadaşın kaç yıllık? Kaç yıllık? Evet. Aynen, bunu evet, soracağım. Yani en azından bir kişi taşır ya insan. Doğru. Hakikaten evet. Öyle. Neyse şimdi ya bence ekstraordinar müzik yapıyorsunuz ve önümüzdeki zaman planlarınızı öğrenmek isterim sizden. Şimdi biz geçen yıl 2022'yi 5 adet seri tekli yani seri single'la bitirdik. Birbirine bağlı, klipleri birbirine bağlı şarkılarla bitirdik.
Onu hallettikten sonra bir 2-3 ay birazcık bir inzivaya çekildik. Yorulduk çünkü, yani hakikaten yorulduk. Bir senede 5 şarkıyı bütün klibiyle, yazımıyla, kaydıyla falan yapmak birazcık yorucuydu. Ama şimdi tekrardan konserlere başladık. 2023'te biraz çalarız yani. Çalmadık çünkü 2022'de az konser verdik. 2023'te biraz daha fazla sahne alırız. Artı olarak da albüm düşünüyoruz. Hazırlıklarına da başladık. Ufak ufak demolar çıkıyor. Son albüm bizim Karşının Hikayesi'ydi. 2018 başıydı galiba. Evet. Yani 5 yıl olacak. Yani bu arada tabii yani 130 tane single yayınladık, ayrı mesele de. Hani bu bir albüm prodüksiyonuna girmek tabii başka bir tat bir grup için. Sanırım albüm yapacağız ya. Öyle görünüyor ben yani. Ben bu single mevzusu bir süre bütün müzisyenlerin kafasını yedi bence. Hı-hı. Bence single diye bir şey değil. Yani bunu böyle çok garip garip saçma sapan bir beyan olarak vermek istemiyorum ama bir şeyi bir albümle beraber dinlemek, onun içinde dinlemek, ya sonra evet, albümdeki diğer şarkıları dinlemek benim her zaman sanatçıyla aramda kurduğum bağ geliştiren, evet, yani genişleten, iki farklı, artıran bir şey oluyor. İki farklı form aslında bence. Yani bir de sizin gibi bir formu... grubun yaptığı müzikteki single mantığı ancak şöyle bir single yaparsınız. İşte bilmem 60 senesinin bir şarkısını remake yapsanız bu bir single olurdu ve iyi bir fikir. Ama yani bir, kendinizden bir şeyler ortaya koyacaksanız sanki bu... Biraz daha yani... uzun soluklu anlatılıyor, evet, değil mi? İşte biz de hani mesela bu son 5 single'a girdiğimizde aslında single idi bunlar ama birbirine de bağlıydı. Biraz albüm formatında da düşünerek aslında giriştik. Yani o şey, o formdan da çok da kopabilmiş de değiliz. Seviyoruz yani aslında ben o kafayı. Yani, ben de çok seviyorum. Bir albüm çıksın oturalım baştan sonra birinci şarkıdan başlayayım, evet, dinlemeye. Sonuna kadar dinleyeyim. Tabii şimdiki 16 yaşındaki çocuklar bu konuya nasıl bakıyorlar bilmiyorum. Ben nihayetinde eski bir dinleyiciyim. Zaten albüm dinlemeye alışım. Abi bizim ama ya 12-13 yaşında olduğumuzda hani kaset vardı. Ayıp olmasın diye şarkıyı dinleyerek geçiyorduk. Şimdi shuffle modunda sürekli onu kaydır, onu geç, evet, gibi bir şey olduğu için hani böyle şikayet ediyormuş gibi oldu ama yok, şikayet aslında dinleyicinin alışkanlığını değiştiren bir şey. Bir şey yok. Playlist yani oynatma listesi. Aynen. Bizim zamanımızda CD doldurduk, kaset doldurduk, evet, işte. Şimdi oynatma listeleri var. Sadece oynatma listeleri sonsuz olabiliyor. Evet. Yani çok şarkı olabiliyor içinde. Ve yani işte kitaplığından bir şey seç ve onu dinlemeye başla deyince o playlistte ne varsa onlar dinlenmeye devam ediyor. Ben yeni dönemin yeni müzik keşfetmek için çok ciddi bir çabası olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir hisse maalesef kapılmıyorum. Yani kulak geliştirmek, sürekli birbirinden farklı janralardan bir şeyler dinlemek bana hep kendimi iyi hissettirmiştir. Ve hani kendinin bir tarafını bence bulursun. Müzik öyle bir şey çünkü. Arkadaşından duyduğun bir şarkıyı sevmek çok güzel bir şey mesela. Yani ben ilk Metallica'yı işte 9 yaşında falandım galiba. Dünyacan dinletmiştir Reload albümünü. Biz bu arada Dünyacan'la daha da eski tanışıyoruz. Yani 2 yaşından beri tanışıyoruz. 9 muydu? Öyle bir şeydi herhalde, değil mi? 9, 10 falan. Reload albümünü ilk Dünyacan dinletmişti. Veya işte mesela Mustafa bana geliyor. İşte YouTube'dan bak bunu dinle, bu güzel falan diyor. Bir şey açıyor falan. Hayatımda duymamışım ben o grubu. Grup bir de yeni Greta Van Fleet miydi? Van Fleet. Aynen. Tamam işte onu sen dinlettin bana ilk. Hatta sen de şeyden okumuşsun. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen söyle. Zeppelin'in... Tabii. Aynen. Değil mi? Adam... Led Zeppelin'in şeydi zaten. Biraz işte öyle. Bir, önce bir söyledi. Bak dedi, bak Zeppelin'in işte şey... Referans da sağlam. Adam. Jimmy Page mi ya da Robert Plant mı? Hangisi? Hatırlamıyorum. Aynen. Robert Plant. Röportajında okumuş Mustafa. Dinliyor, beğeniyor, onaylıyor. Ya bu iyi bir şey ya. Yani... Tabii canım zaten. Arkadaşlarından farklı şeyler duymak. Ben herkese soruyorum. Nereden? Yeni müziği nereden keşfediyorsun? Birisi yani yeni bir şey duymak için neye ihtiyacın var? O biz şimdi şey insanlarız ya. Çok ortak kültürde yetiştik. Öyle veya böyle. Yani hepimiz Metallica dinledik. Tabii. Hepimiz Jennifer Lopez dinledik. Tabii. 2000'lere girerken Waiting for Tonight vardı. Oo. Şimdi bu hani bunlar çok büyük hitler ve çok ortak kültür. Fakat şu anda çok bölünmüş bir durum var. Dolayısıyla benim bildiğimi sen, senin bildiğin ben biliyorum. Şimdi hepimiz Süper Baba'yı izledik ya. Şimdi hepimiz birbirimize dizi falan satabiliriz şu an. Çünkü herkes aynı şeyi izlemiyor. Çünkü çok fazla var. İşte o ortak olmayış bundan sonraki dünyada ne açacak sorusu benim her zaman merak ettiğim bir şey. Yani daha da alt kültürlere, daha da alt kültürlere, daha da alt kültürlere daha aidiyetsiz ve daha yalnız bir ülke gibi.
Yani bugün yani, 90'lı ülkede değil, dünya aslında. Tabii canım. Yani. Bugün 90'lar müziğinin ülkemizdeki bütün gece mekanlarında 90'lar müziğinin çalmasının temel sebebi herkesin o şarkıları ortak olarak biliyor olması değil mi? Evet. Doğru, haklısın. Başka hiçbir sebebi yok yani. Yoksa 90'ları herkes tamam çok sevsin, bayılsın ayrı, ama ana fikirde insanları buluşturabildiğin ortak bir payda o. Doğru. Şimdi o ortak paydayı nerede bulabileceğimizi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani yok, evet, bu World Wide Hitler belki. Adel filan. Evet tabii. World Wide Hitler. Orada oluyor. Adel ya da... Yoksa mesela ülkemizin popüler kültürünü ben takip etmiyorum mesela. Beni oradan alamayız. Yabancı popüler kültürde ne kadar takip ettiğim bu arada tartışılır. Yani. Takip ettiğini zannediyorsun ama aslında etmiyorsun. Tabii. Oraya gidince gelin, ben ne zaman yurt dışına çıksam nasıl bilmiyorum bunu diyorum. Aslında mesela hiç bize ulaşmayan inanılmaz bir İspanyol kültürü var. Hiç bize ulaşmıyor. Dünyadaki en büyük dinleyiciye sahip. İngilizce'den evet. De çok. Tabii canım. Tabii en çok konuşulan dil olmasından da. Ya adamların bütün parçaları 2 milyar, 3 milyar dinlenmiş. Bize gelmemiş bile. Duymamışız biz hiç. Evet. Şu an öyle bir şey var. Akım var. Dembow ismi. Dominik Cumhuriyeti'nin evet. Akımı. İngiltere'de inanılmaz bir seviyede. Bizde hiç yok. Hiç yok yani. Gelir, yakında gelir yani. Belki bizi teğet geçer. Bir Nigerian Wave vardı ya, buraya çok az uğradı. Yani o tabii işte bunlar da akım ve onları yakalamak ve o kültürü aslında doğru düzgün tanıtıyor olmakla da alakalı. Yani düşünsenize K-pop'un geldiği yer bir ülke politikası olarak başlayan bir şeyin evet, bütün dünyayı ele geçiriyor olması inanılmaz değil mi? K-pop'a hiç ben giremedim ya, çok bilmiyorum açık söylemek gerekirse de. Şey geldi aklıma, hani o, Türkiye'deki hani şu anki ortak kültür hangi şarkılar, hangi janralardır falan. Antidepresan var. Orada şu geldi aklıma. Ya aslında bunu şu anda Twitter'daki futbol tayfa yönetiyor ya. Yani bir futbolcuya edit yapıyorlar ve hani onun altına koydukları doğru, şarkı. Doğru. Ya da dizi edit işte. Hit oluyor yani. Şey Icardi'ye yaptıkları aynen. İşte Aşkın Olayım. Abi yani 4 senelik şarkı o. Evet. Uçlu gitti. Evet. Şey ya da yani aslında bunun global karşılığını düşünecek olursak, işte TikTok taraflarını falan düşünecek olursak şey Another Love. Her yerde. Ben üniversitedeydim Another Love evet. Çıktığında. Yani eski şarkı o. Eski şarkı. Ve adam tekrardan uçtu gitti falan yani. Çok güzel şarkı bu arada. Onun yürümesine çok okeyim. İlk çıktığında da çok güzel şarkı. Bir de şey çok güzel. Bazı yani. Şeyler çok acayip oluyor. Another Love'ı neyin arkasına koysan oluyor ya. Yani neyin arkasına koyarsan koy. Düğüne de koysan oluyor, cenazeye de koysan şey oluyor. Şey ya, Hababam Sınıfı müziği gibi oldu bu kafada. Hızlandırıyorsun başka bir şey, yavaşlatıyorsun başka bir şey. Çok iyi valla. Çok sevdiğim bir şarkı oldu benim de. Ben de bolca dinledim o parçayı. Tekrar ünlü olduktan sonra öncesinde dinlemiştim. Ki bu şeyler var işte, ülkemize güzel değdi. Annen My Kanterite diye bir grup var. Bir Alman grubu. Onların bilir misiniz? İlla duymuşsunuzdur. Şarkı damarlı bir tane abi var. Solist. Yani damarı çıkartıyor. Falan diye söylüyor. Onun Tom Odell'li bir düeti vardı. Öyle mi? Evet evet. Ha. Oralardan işte biraz böyle şey kökte toprak atılmış şeyler var orada. Yani o büyümüş bir. Anladım. Öyle beraber büyümüş bir şey yani. Ama tabii yani kültür konusu, bir şeyi bir şeyle meçleme konusu çok acayip. Şöyle düşünün, Shakira Pique'ye şarkı yazdı. Futbol tayfa dedin diye söylüyorum. O şarkının 2 milyar dinlememe ihtimali yok yani. Evet. Yani çünkü World Wide Magazin olayıydı o ve ona şarkı yapıldı yani. Ya Casio o şarkının üzerinden kendine şey üretti canım. Yani reklam kampanyası üretti yani. Ömür boyu kullanırsınız. Evet. Yani. İnanılmaz. Çok acayip ya. İnanılmaz. Yolunuz çok açık olsun. İnşallah tekrar kesişiriz. İyi ki geldiniz. Şimdi seyirciyi müzikle bırakalım. Tamam. Ve şarkılarınızı dinlesin.